manzaradan neler konuşulur, neler hatırlanabilir? Bizler sohbetimizi biraz Kabe-i Muazzama'yı tanıma üzerine ayırdık. Kabe-i Muazzama'nın yapılışı, tarihi ve geçirdiği safhalar, evrelerle alakalı, özelliklerle alakalı sizlere biraz bilgi aktarımında bulunalım. Hem bu vesileyle hem malumat artışı olsun, hem de bir muhabbetin ziyadeleşmesine vesile olsun. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli seyircilerimiz, çok güzel bir mekandan sizlere tekrar merhaba diyoruz. Bu güzel programı, bu güzel görüntüleri, manzaraları sizlerle paylaşmak üzere yine buradayız. İnşallah evinizde mutluluk, saadet ve inşallah kalbinizde de huzur vardır. Memleketimize, tüm vatandaşlarımıza, bütün insanlarımıza sıhhat, afiyet ve selamet diliyoruz. Bu manzaradan neler konuşulur, neler hatırlanabilir? Bizler sohbetimizi biraz Kabe-i Muazzama'yı tanıma üzerine ayırdık. Kabe-i Muazzama'nın yapılışı, tarihi ve geçirdiği safhalar, evrelerle alakalı, özelliklerle alakalı sizlere biraz bilgi aktarımında bulunalım. Hem bu vesileyle hem malumat artışı olsun, hem de bir muhabbetin ziyadeleşmesine vesile olsun. Kabe-i Muazzama'yı şu anda gördüğümüz yer Ecyat Kalesi'nin aslında olduğu, baktığı yer. Burada Ecyat Kalesi vardı ve Ecyat'tan Kabe-i Muazzama'yı hem seyretmek mümkündü, aynı şu bakış gibi, hem de Kabe'ye gelenlerin de yol emniyeti için oraya kale yapılmıştı. Uzmanlar belki ileride tekrar kalenin yapılacağını söylemekteler. İşin o tarafını bir kenara bırakalım. Şimdi biz tekrar Kabe yüzümüzü dönerek devam edelim. Şu anda biz Kabe-i Muazzama'nın, eğer görebiliyorsanız, Rükn-i Yamani denilen kısmına bakıyoruz. Yani Kabe'nin o küp şeklindeki duran, Kabe-i Muazzama'nın küp şeklindeki halini hatırlayın. Biz onun şu anda Rükn-i Yamani köşesine bakıyoruz. Rükn-i Yamani'den sonraki köşe biliyorsunuz Hacerül Esved. Yani cennetten gelen o taşın bulunduğu köşe. Rükn-i Yamani ve Hacerül Esved arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok namaz kılmışlar. Çünkü aynı zamanda burası hem Medine'ye bakış için hiza olarak uyuyor, hem de Kudüs. Biliyorsunuz Kabe-i Muazzama'nın içinde putlar olması hasebiyle ve ayrıca kıble hep Kudüs-ü Şerif olması hasebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Kudüs'e doğru yöneliyordu. Şunu da hatırlatmış olalım. Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram ve harem hudutları Allah'ın hudutlarıdır. Medine-i Münevvere'deki harem hudutları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hudutlarıdır ve onun haremidir. Kudüs-ü Şerif ise müminlerin iffeti ve müminlerin haremidir. Bu bilgiyi de İslam tarihinde, medeniyetindeki bu bilgiyi de tekrar söylemek istiyorum. Mescid-i Haram, Allah'ın haremi. Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu Medine, Efendimiz'in haremi. Kudüs-ü Şerif'in bulunduğu yer de müminlerin haremi ve mahremidir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hem Kabe'yi araya alarak, hem Kudüs'e yönelerek burada namaz kılıyordu. Fakat Kabe'nin ilk hali böyle miydi? Evet. Kabe-i Muazzama ilk yapıldığında Hazreti İbrahim Efendimiz zamanında daha yüksekçe ve şimdi Hatim denilen Hicri İsmail'in bulunduğu o ay şeklindeki mermer kısımda Kabe'ye dahil vaziyetteydi. Biraz daha yüksekçe ve biraz daha genişçeydi. Yani Hacerül Esved'in arkası, altın oluğun bulunduğu mevki ileri doğru gitmekteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aslında hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki Atam İbrahim'in temelleri şekli üzere Kabe'yi büyütmeyi murad ederdim şeklinde bir sözü hadis-i şeriflerde geçmekte. Hazreti Adem cennetten dünyaya indirildiğinde insan neslinin ondan gelmesi
o Safiyullah'tan en saf şekliyle gelmesi için dünyaya indirildiğinde, işte bu mevkide Arafat'ta buluştuktan sonra Hazreti Havva validemizle Allah'ın beytini inşa etti. Buraya Beytullah denilmesi bir alem, bir remiz. Biliyorsunuz kıymetli seyircilerimiz, merasimleri, törenleri, remizleri olmayan milletler, inançlar neticede kaybolup giderler. Allah Teala'nın sünnetullahıdır. Allah kendisini, zatını, dinini, güzelliklerini hep beyan edecek, hatırlatacak alametleri dünyaya sevk etmiş. Dünyada da kendisi hep bu ayetlere işaret etmiştir. Zaten ayet hakikate işaret eden Allah Teala'nın alameti, remzi demektir. Allah'a ait olan remizler demektir. Onlar hakikate işaret ederler. İşte Beytullah da bu hakikate işaret eder mahiyette Hazreti Adem Safiyullah tarafından yapıldı. İnşa edilmesi ve namaz kılınması da yine burada mevcut. Biliyorsunuz Hazreti Adem'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar cümle peygamberler namazla emrolunmuş, ümmetleri namaz kılmış, oruç tutmuş, bir şekilde zekat, sadaka gibi infakta bulunmuşlardır. Hazreti Adem Safiyullah da burada namaz ve ibadetlerini yaptı. Daha sonra insanlık buradan neşroldu. Yani insanlığın ilk kadim yerleşim yeri Mekke'dir. Çünkü Hazreti Adem buraya indirilmiştir. Şehir olarak da zaten şehirlerin anası da Mekke'dir. Hazreti Adem'in yaratıldığı toprak da şu anda Kabe-i Muazzama olarak gördüğümüz bu yapının altındaki toprak parçasındandır. İşte ondan sonra Şiis veya Şiit aleyhisselam, kaynaklarda farklı peygamberler olduğu da söylenmiştir. Neticede Hazreti Nuh aleyhisselama kadar geliyor. Hazreti Nuh aleyhisselam zamanında biliyorsunuz büyük bir tufan zuhur ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yer çıkartabileceğini çıkarttı, gök indirebileceğini indirdi. Mealindeki ayeti kerimeyi hatırlayın. Neticede cümle alem sulara gark oluyor. Ve bu arada ne kadar nişan varsa, ne kadar iz varsa yeryüzünden siliniyor. Bunlar hem tarihen kayıtlıdır. Bazen tarihi kaynaklarda ki İslam tarihinin kaynaklarında bulunanlarla etnografik olarak incelendiğinde, arkeolojik olarak incelendiğinde ki tutarlılığı zaten biliyorsunuz. Biz o detaya girmeyelim. Fakat Nuh tufanı sırasında Kabe-i Muazzama'nın da izi kayboluyor. Burada bir şeye dikkat çekmek isterim. İnsan ehemmiyetli, iman eden insan mühim. Neticede Nuh aleyhisselam inananları aldı ve zikreden hayvanları aldı. Hayvanlar da zikrederler. Evet, yanlış duymadınız. Hayvanlar nefes alıp verirken zikrederler. Hu ismi şerifiyle daima Allah'ı anarlar. Fakat tesbihatta olduklarını, Rablerini niçin tesbih ettiklerini idrak etmezler. İnsan niçin yaptığını bilmiyorsa ve Hakk'ın rızasını gözetmiyorsa, zikrettiğini fark etmiyorsa, o yüzden alimler o canlıdır. Hayvan demek hayat sahibi demek. Hayat sahibidir ama insan olmak için yaptığını idrak etmek icap ediyor. Nuh aleyhisselam işte böyle zikreden hayvanatı tekrar canlılar oradan neşet etsin diye gemiye cem etti, toparladı. Daha sonra da biliyorsunuz iman edenler aynı gemideydi. Neticede Hazreti İbrahim aleyhisselam zamanına kadar Kabe'nin izi olmadığı için hep bu beyti, yani beyti derken Beytullah'ı, bu evi Hazreti İbrahim aleyhisselamın inşa ettiği ve sanki Kabe onunla başladığı gibi bir kanaat yaygındır. Halbuki Hazreti İbrahim aleyhisselam Nuh aleyhisselamdan sonra kendisine gösterilen rüya üzere oğlu İsmail'le Hacer'i bıraktığı yere gelip Kabe'nin temellerini gösterilen yerde kazmış, temeline inmiş ve oradan Kabe-i Muazzama'yı inşa etmiştir. Ayrıca kendisine yine gösterilen rüya vesilesiyle Ebu Kubeys tepesindeki Hacerül Esved'i çıkartmış ve Kabe-i Muazzama'ya takmış, Kabe-i Muazzama'nın şu andaki olduğu yerine koymuştur. Bundan sonra insanların bu Hanif dinini
kendi itikatları sebebiyle bozduklarını görüyoruz. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam şu anda bilinen semavi din olarak da anılan insanların bildiği Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud gibi peygamberlerin babasıdır. Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlu var. İshak ve İsmail. İshak'tan daha sonra Yakup Aleyhisselam dünyaya geliyor. Yakup Aleyhisselam'ın bir ismi de İsrail. Beni Yakup, Yakup oğulları veya Beni İsrail, İsrail oğulları dediğimizde Yakup Aleyhisselam kastediliyor. Cümle Beni İsrail peygamberleri Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelmiştir. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam en meşhurları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olan Hazreti İsmail, İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu. Buradaki oğlu İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden de nesli pakinden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etmiş. İşte bu cenahta ve Kudüs tarafında insanlar Efendimizin teşrifinden evvel Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelen dini tahrif etmişler. Hazreti İsa Aleyhisselam'a gelen dini tahrif etmişler. Hazreti Musa'ya iftirada ve yine onunla alakalı iftirada bulunmuşlar. Zaten birçok peygamberi katletmişler ve kendi anlayışlarını dine sokmuşlardır. Kudüs'teki dindar olan, bozulmamış dini yaşamak isteyenleri de oradan hicrete mecbur etmişlerdir. Onlardan büyükçe bir kısmı Yesrib'e gelmiştir. Gerçi onlarda da itikat bozukluğu vardır ama neticede bir peygamber terbiyesine kısmen de olsa nail olduklarından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini de anlayabilmişlerdir. En azından kabul ederken idrakli ve kabul etmezken de yine inattan kabul etmemişler. Belli bir bilinç sahibi olmuşlardır. Mekkeli müşriklerin durumu ise çok daha kötüdür. Mekkeli müşrikler tam bir cahiliye devrine dönüşmüş. Zaten tarihteki adı da her türlü cehaletin rahatça yapılabildiği bir yer olarak kabul edilmiş ve bilinmiştir. Zaten bu cehaletin timsali olarak Ebu Cehil demiyor muyuz Efendimiz'e düşman olana? Cehalet, bilgisizlik, neticede iyi bir şey yapmak istiyor olsa bile kişiyi farklı bir kategoriye sokuverir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkanlar ne diyorlardı? Sen bizi atalarımızın dininden mi vazgeçiriyorsun? Ailemizi bozuyorsun, yapımızı, düzenimizi bozuyorsun diyorlardı. Kendilerine göre böyle konuşuyorlardı ama bir yandan kız çocuklarını gömüyorlardı. Yaptıkları hataları fark etmiyorlardı. Tam bir cehalet söz konusuydu. Tarih boyunca din, Kabe tarihini olarak ikisini beraber birleştirerek konuşursak, insanların kendi anlayışlarını din zannetmelerinden kaynaklanmıştır. Peygamberlere gelenler bozulmuştur, tahrif edilmiştir. Efendimiz'e gelinceye kadar da Kabe bu tahrifattan maalesef isabet alıyor. Bu tahrifattan o da bizar bir duruma düşüyor. Çünkü Kabe'yi çırçıplak tavaf edenler mi istersiniz? İçine putlar konulmasını mı söylersiniz? Helvadan, undan, hamurdan putlar yapıp tapınıp sonra Kabe'nin içinden onu çıkartıp yiyenler mi istersiniz? Diri diri toprağa çocukları gömenler, kadın denilen mahluk bir eşya gibi kullanılıp hiçbir mal, mülk vesaire hakkı bulunmayan adi peşmürde bir mal gibi satılır hale getirilmek mi istersiniz? Her türlü rezaletin olduğu bir zaman. Ayrıca okuma yazma diyoruz ya, okuyup yazma olarak da şöyle bakıldığında Efendimiz Mekke'ye teşrif ettiğinde bazı alimler diyorlar ki 40'a yakın, hatta 40 bile değil, 30 civarında okuma yazma bilen vardı. Okuyup yazabilen 30 kişi vardı. Tabi bu arada şiir çok gelişmişti. Fakat burası, şu Kabe-i Muazzama, Beyt-i Mutahhara, bu güzel yer putlarla, insanların yaptığı çirkinliklerle pislenmişti. Efendimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalip, o da Hanif dini üzeredir. Efendimizin dedeleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonraki kısmı da hiçbirisi müşrik değildir. Ebi Azer, babası Azer, ey babacığım Azer diye hitap ettiği Kur'an'da Hazreti İbrahim'in onu evlatlık edinen veya onu himaye eden
amcası olduğu rivayet edilmektedir. Hazreti Abdülmuttalip kendisine gösterilen rüya üzere Kabe'yi tamir etti. Niçin? Seller kıymetli sayın seyirciler. Sel. Burası vadi olduğu için hala hazırda bile şu anda birkaç saat yağmur yağsa, hatta yarım saat yağmur yağsa, volkanik dağlarla kaplı, etrafı volkanik dağlarla çevrili olan Mekke-i Mükerreme'de bütün sular bu Mekkabi Muazzama'nın olduğu eğim olarak müsait olan yere akarlar. Ve burayı su basar. Hali hazırda şu andaki teknikle bile Kabe-i Muazzam'ın etrafını su basmasından bir türlü kurtaramamışlardır. Hatta çok su bastığında tavafa izin vermezler. Çünkü ince kumla beraber o su birleştiğinde bayağı kaygan, buzdan daha kaygan bir şekil alır. İşte büyük seller vesilesiyle Kabe'nin duvarlarında yıkılmalar olmuştu. Çökmeler zuhur etmişti. Fakat kimse bunu yapmaya cesaret edemiyordu. Başlarına bir bela geleceğinden korkuyordu. Hazreti Abdülmuttalip kendisine gösterilen rüya üzere Kabe'nin tamirine başladı. Ve Kabe'nin tamirine başlarken yine rüyada işaret edilen hazineler olduğunu da Kureyş'e söyledi. Kureyş'teki kabilelere dedi ki, hazineleri bulacaksınız. Eğer Kabe'nin zeminine inersek, bunu beraber yapmamız lazım niza çıkmasın diye. Kabe'nin zeminine inersek ben size hazineleri vereceğim. Ama Kabe-i Muazzama'nın inşasına karışmayacaksınız veya yardım edeceksiniz. Peki dediler. Hakikaten de dediği gibi oldu. Neticede yeşil kayalara kadar inildi. Kabe-i Muazzama bir tamir gördü. İşte Hacerül Esved meselesinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Kabe'de Hacer-i Esved'in konuluşundaki hakemliğini artık hepimiz biliyoruz. Kabileler niza ve tartışma içerisindelerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakemlik yaptı. Onu da şöyle bir belki hatırlamayanlar için küçük bir hatırlatma yapalım. Sen koyacaksın, ben koyacağım Hacer-i Esved'i diye kavga çıktığında dediler ki oturalım bekleyelim. Şu kapıdan, selam kapısından, Kabe'yi selamlama kapısından ilk giren kişi bize hakem olsun. O ne diyorsa hepimiz kabul edeceğiz. Bunun üzerine beklemeye başladılar. Allah'ın ilhamıyla ve sevkiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Bunu görünce hepsi sevindiler. Muhammedül Emin geldi, bundan daha iyi hakem olamazdı dediler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ridasını çıkarttı, yere koydu. Hacer-ül Esved'i aldı, ridasının içine koydu. Daha sonra da bütün kabile reislerini çağırdı. Hepsine ridayı tutturdu. Hacer-ül Esved'i kaldırarak Kabe-i Muazzama'nın yanına kadar taşıdılar. Ve Kabe'nin yanına geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pak, o tertemiz elleriyle, o saadetli elleriyle Hacer-ül Esved'i bulunduğu yerden aldı ve Kabe'nin şu andaki köşesine, yerine koydu. Böylece Hazreti İbrahim'in varisinin kim olduğu, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasının kabulü için kimin mazhar olduğu, kimin şefaat edeceği bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Ama tabii görene, buraya geldiği halde buradaki o insan faktörünü göremeyip başka şeylere takılanlar olabilir. Ve hatta Allah muhafaza eylesin, buraya geldiği halde başka şeyleri tahsil ederek gidenler de olabilir. İşte Kabe-i Muazzama'nın tarihine baktığımızda bunlar var. Sonra Abbasiler zamanında, Emeviler zamanında, çünkü Zalim Haccac zamanında Amr İbnül As'ın taşlanması ve katledilmesi sırasında Kabe-i Muazzama mancınıklarla taşa tutuluyor ve yıkılıyor. Dolayısıyla Emeviler, Abbasiler zamanında büyük değişiklikler oldu. Ve en son, sözü çok uzatmayalım, şu anda Kabe-i Muazzama'nın gördüğümüz şekli Osmanlı Sultanı 4. Murad'ın yaptırdığı şekildir. Ve Allah kendilerinden razı olsun, Kabe tamire girdiğinde
1995 veya 96 senelerinde Kabe-i Muazzama'yı tamir ederlerken 4. Murad'ın yaptığı ve onun da tabii daha evvelki yapıya itibar ederek yaptırdığı inşaat üzerine ihya ettiler. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama'nın şu andaki görüntüsünde bir Osmanlı medeniyeti eseri vardır. Ama Suudlu yetkililere teşekkür etmek lazım. Zira onlar da bu emanete hakkıyla riayet etmişlerdir. Ve bu karar alındığında, böyle yapalım denildiğinde o gün rahmet inmiştir Kabe-i Muazzama'ya. Kabe görevlileri de bunu doğru isabetli bir hareket olarak yormuşlardır. Yağmurun, rahmetin inmesini. Şu anda gördüğümüz Kabe'nin Hacerül Esved'den hemen yan tarafına geçtiğimizde kapısı var. Aslında o kapının bir de arkada kapısı var. Yani Rükn-i Yemani'ye gelmeden evvel Kabe'nin örtüsü biraz yukarıya kaldırılsa orada kapı izini görebiliriz. Kabe'nin içinden de geçiş varmış eskiden. Kabe açılır, geçilir, arkadan da çıkılırmış. O çıkış kapısı sonradan örülmüştür. Mültezem deniliyor. Yani Kabe kapısının alt hizasına, Makam-ı İbrahim, Kabe kapısı ve Hacerül Esved dediğimiz o kısma mültezem deniliyor. Sebebi Allah Teala burada edilen duaları muhakkak kabul ediyor. Mültezem ve Makam-ı İbrahim alakası. Bizim buradaki vatandaşlarımız da birkaç kere sordular ama bir defa daha tekrarlayalım. Biliyorsunuz evvelden Makam-ı İbrahim Kabe-i Muazzama'nın içinde hemen kapının oradaydı. Bu taş Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kademinin ayaklarının izinin olduğu bu taş ya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa ederken kullandığı üzerine bastığı taş veyahut Hazreti Allah'a buranın bereketli olması, zürriyetinden namaz kılanların gelmesini niyaz ettiği o Kur'an-ı Kerim'de geçen uzunca duanın, dua olarak zikredilen kısmın tecelli ettiği an diyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu duayı yaparken onun manevi ağırlığından taş bile dayanamayıp Hazreti İbrahim'i taşıyamaz hale gelmiş diye rivayet ediyorlar. Makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılmak dediğimizde ille de o taşın olduğu yerin arkasında namaz kılmak değildir. Hacer-i Esved'i geçtikten sonra Efendimiz hemen namaz kılmıştır, doğru. Ama bu pratik olduğu için, kolay olduğu içindir. Sünnet, eğer tatbik etmek istiyorsak, tavaftan sonra, son şavtımızı bitirdikten sonra bir şekilde yakın, rahat bir yerde namaz kılmaya çalışmalıyız. Onun haricinde başkasına eziyet ediyorsak, tavafına mani oluyorsak biraz daha ilerlerde ya arka tarafta ya da diğer tarafta namaz kılmak da uygun olacaktır. ...1986 senesinde bendeniz hatırlıyorum. Hacerül Esved'i biraz geçtikten sonra Kabe-i Muazzama'ya aşağı yukarı 10 adım uzaklıkta Mültezem'le Hacerül Esved arasındaki hizada Zemzem kuyusu vardı. Daha doğrusu Zemzem kuyusunun alameti vardı. Üzerinde de Bi'ri Zemzem, Zemzem kuyusu diye bir işaret vardı. Fakat insanların orada durup ille de namaz kılmaya çalışmaları, tuhaf hareketler yapmaları, tavafa mani olmaları neticede o izin de kalkmasına sebep oldu. Aslında Kabe-i Muazzama'nın o Zemzem kuyusuna arka taraftan, avlunun en arka tarafından merdivenlerle giriş ve Kabe'nin neredeyse altına kadar gidiş vardı. Hatta bendeniz yine 1986 senesinde Kabe-i Muazzama'nın o altındaki bir tadilat sırasında yeşil olan kayaları da gördüm. Yeşilimsi olan kayaları da görmüş idim. Şimdi tabii bunları görme imkanımız yok. Müzik.
Hicri İsmail denilen o ay gibi kısım Kabe'nin içine dahildir. Yani bir kişi tavaf sırasında oranın içine girer ve oradan Kabe'yi tavaf ederse o şart sayılmaz. Çünkü Kabe'nin içine girmiş olur. Kabe'nin dışını dönmek lazımdır. Orası Kabe'nin içi sayılır. Ve hemen yukarısında o hicrin altın oluk vardır. Biliyorsunuz Türkiye istikametinde bunlar. Yani bizim devletimizin bulunduğu sahada vatandaşlarımız Kabe'ye yöneldiklerinde altın oluğun hizasına, cephesine denk gelecek şekilde namaz kılmaktadırlar. Sonraki kısımda zaten Rüknü Şami, işte Rüknü Yemani olarak sizlere o izahatı vermiştim. Bu arada Kabe'nin örtüsüyle alakalı da kısa bir malumat arz edeyim. Kabe örtüsü zaman içerisinde değişmiş, farklı renklerde de yapılmış. Kabe'nin örtüye bürünmesi, Kabe'nin örtüye büründürülmesi, su verilmesi, gelen yolcuların karşılanması, tavaf ettirilmesi, burada ağırlanması aynı zamanda Mekke'deki bakanlıklar, o zamanın vezirlikleri. Yani o bakanlıklarla yürümüş. Mesela Zemzem işinden sorumlu, hacıları sulama işinden sorumlu olan zat şu anda Taif'te metfun olan Efendimizin amcaoğlu, ilk tefsir sahibi, büyük allame ve sahabenin en büyük fakihlerinden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. İşte bu zat Zemzem kuyusunun başında bulunur. Hacıların sulanması ve Zemzem tevziatı dağıtımıyla meşgul olurmuş. Bunun gibi Kabe'nin anahtarları, Kabe'nin temizliği, elbise giydirilmesi gibi vazifeler tarih boyunca önemli vazifeler olarak belirlenmiştir ve hala bu vazifeler günümüze kadar gelmiş. Şerifler, seyitler ve o nesilden gelen zatlar vesilesiyle yürütülmüştür. Çünkü Efendimiz vazifesine ihanet etmedikten sonra gayrimüslim olana bile, müşrik olana bile Kabe'nin anahtarlarını teslim etmişti. Ama sonra o zat tabii Müslüman oldu. Harem hudutları ilan edildikten ve sınırı çizildikten sonra biliyorsunuz Mekke'ye de Medine'ye de en azından zahiren Allah'ı inkar eden, Allah'a şirk koşan, Allah'ın oğlu var diyen, Allah'ı aile gibi gören insanlar giremiyor. Yani müşrikler içeriye dahil olamıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanlar alınıyor. Burası bizim mahrem alanımız. Misafirlik gibi düşünebilirsiniz. Evin oturma yeri vardır, başka yerleri vardır ama her gelen insanı ayrıca hususi mahrem olan odanıza sokmazsınız. İşte bunun gibi burası da Müslümanların özel mahrem alanlarıdır ve buna göre saygı göstermek icap eder. Kabe-i Muazzama'nın temizliği Şaban ayında belli bir şekilde iç temizliği yapılır. Ayrıca hac mevsiminde Zilkade ayı tamamlandıktan sonra Zilhicce ve hacılar Arafat'a tevriye günlerine geçilmeden evvel Kabe-i Muazzama'nın yine örtüsü değiştirilir. Bu örtü dikilirken Hatme Hazreti Kur'an'larla, tevhidlerle işlenir ve bir senede tamam olan bu örtü de aynı şekliyle getirilir. Kabe-i Muazzama'nın üzerine örtülür. Allah'ın beytinde o mahremiyete uygun olarak Kabe örtüye bürünmüştür. İşte bu kısacık bilgilerden sonra biraz da Safa Merve'den bahsedeyim. Safa Tepesi, Merve Tepesi, Hazreti Hacer validemizin su bulmak için oğlu İsmail'e ve kendisine gidip geldiği yerdir deniyor. Ama mesele bundan ibaret değildir. Çünkü o gidiş gelişleri Allah Teala sevmiş ve Allah Teala'nın sevgiyle olmuştur ki Estaizu billah inne safa vel mervete min şa'airillah. Allah'ın şa'airindendir. Yani Safa Tepesi'ne bakıp herhangi bir tepe zannetmeyin. Merve Tepesi'ne bakıp işte bu da bir yerdir demeyin. Onlar Allah'ın şa'airinden, remizlerinden, işaretlerindendir buyurarak ayeti kerimede bunu beyan etmiştir. O sebepten dolayı Umre'de buraya gelenler
Safa Tepesi'ne çıktıklarında ve Merve Tepesi'ne çıktıklarında, yani sa'i yaptıklarında bu ayeti muhakkak okurlar. Kabe-i Muazzama'nın birçok kapısı var. Fetih kapısı, Mekke fethi zamanındaki Efendimizin teşrif ettiği kapı olduğu için adına fetih deniyor. Safa kapısı, Safa'nın, yani umrecilerin Safa'dan başlayıp Merve'ye sa'i için başladıkları yer. Yine hemen Safa Tepesi ile, yani Hacerül Esved ile Rükn-i Yemani arasındaki hizayı düşünürsek, oraya da Bab-ül Selam ve Bab-ül Nebi olarak da zikrediliyor. Ama karşımızdaki tarafta Hazreti Ömer Efendimizin evi var. Zaten buradaki dağ da şu anda tamirat yapılan, tamamen oyulan o dağ Cebeli Ömer deniliyordu. Ömer Dağı deniliyordu. Şimdi tamamen düzlendi. İnşallah Ümmet-i Muhammed'in hayrına vesile olur. Oradaki kapıya Bab-ı Ömer deniyor. Şu anda bulunduğumuz yerin biraz daha arkasında olan yer, oraya da Bab-ı Ebu Bekir deniyor mesela. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evinin olduğu yer. Dolayısıyla kardeşler, en yakın olan yerden Kabe'ye girmek sünnettir ve en uygunudur. Çünkü Kabe'ye giderken yolu uzatmamak ve bir an önceye Kabe'ye varmak, bilhassa umreciler için bir vebaldir, sorumluluktur. Bu, tekbir aldık, gamet getirdikten sonra namaza durmak için beklememek gibi bir şeydir. Hani lebbek diyen birisi fırsatını bulduğu zaman hemen Kabe'ye dahil olup bir an önce tavafını yapmak durumundadır. O umrenin sorumluluğundandır. İşte Kabe-i Muazzama'nın kısaca size aktarabileceğim malumatı bu. Fakat şu var ki Kabe'nin içi şu anda boştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethini temizlemiştir. 3 direk vardır ama yanlardaki direklerle aslında 6 amut üzerinde durmaktadır. Fakat ortada 3 direk vardır. İşte Kabe-i Muazzama'yı biz size etraflıca anlatmaya gayret ettik. Kabe-i Muazzama'ya yapılan hizmetlerin hepsi güzel görülmüştür, mübarek görülmüştür. Ve bu belde halkına Abbasiler zamanında da surra alayları dediğimiz şekilde sadakaların efendim geldiğini biliyoruz. Fakat bunu en sistemli, nizama oturtmuş şekilde yapan Osmanlı'dır. Osmanlı Hicaz yoluna çıktığında surra alaylarıyla buraya herkes ganimetlerinden, efendim hediyelik eşyalarından bir şeyler gönderiyordu Kabe hizmetinde kullanılsın diye. Biz Kabe'ye hizmet edenlere, gönül verenlere, muhabbet edenlere bir kere daha selamlarımızı iletiyoruz ve muhabbetle sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim.